Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Çeri. Bugün sizlerle Sarsılmaz Sar 9x Mete'nin referans boşlukları hakkında konuşacağız. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirimler zilini açmayı ve aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bildiğiniz üzere kanalımda silahlara dair her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Kendi silahım olan Sarsılmaz Sar 9x Mete ile ilgili birçok videom bulunmaktadır. Videolarımın altına gelen yorumlarda Sar 9 ve Sar 9 Mete modellerinde ilk aldıklarında silah sahiplerinin merak ettiği ilk konu şurada görmüş olduğunuz referans boşlukları çok mu fazla yoksa benim silahımda problem mi var gibi yorumlar alıyorum arkadaşlar. Sarsılmaz'ın üretmiş olduğu Sar 9 ve Sar 9 Mete'ler çoğu kişinin bildiği üzere operasyonel bir silahtır arkadaşlar. Operasyonel bir silah olmasından dolayı her türlü hava koşuluna uyum sağlayabilmesi için çok ince hesaplamalar yapılarak üretimi yapılmaktadır. Bundan dolayıdır ki operasyonlarda dağda, bayırda, yağmurda, çamurda kullanılması amacıyla referans boşlukları bir miktar fazla bırakılmıştır. Bunun amacı toz, kir, çamur gibi kum tanesi gibi kirlerden etkilenmemesidir arkadaşlar. Bazı silahlarda referans boşlukları çok azdır. Yani böyle mikron değerlerdedir. Çektiğinizde silahın işte üst kızağı falan böyle şıkır şıkır pürüzsüz gidip gelir. Ama o silahla atış yaptığınızda her atışta silahı kesinlikle temizlemeniz gerekir. Biraz tozlu olduğunda tutukluk yapabilir. Sar 9 ve Sar 9 Mete modellerinde böyle bir sorun yok arkadaşlar. Ben kendimden örnek vereyim sizlere. Ben mesela her atıştan sonra silahımı temizlemiyorum. Genelde 500-1000 mermi attıktan sonra genel bir bakım ve temizlik işlemi yapıyorum ve silahımı o şekilde kenara kaldırıyorum. Ama referans boşlukları az bir silahta bunu yapamazsınız. Atış sonrası biriken barut ve barut artıkları kızak üzerinde birikme yapabilir ve bu da silahın hareketinin engellenmesine neden olur. O yüzden Sarsılmaz Sar 9 ve Sar 9 Mete'lerde referans boşlukları bir miktar bilinçli olacak şekilde fazla bırakılmıştır arkadaşlar. Dün bana Facebook ve Messenger üzerinden ulaşan bir arkadaş yeni bir Sar 9x Mete aldığını yazarak daha atış yapmadığını bildirerek hem referans boşlukları hakkında çok fazla mı yoksa benim silahımda problem mi var diye sordu. Ve bir de sizlere özellikle söylemek istediğim bir konu var arkadaşlar. Sar 9x Mete'nin şu hareketi yani şu ilk takılma hareketinin çok sert olduğunu şu olayın şunun çok sert olduğunu bunun normal mi yoksa sıra dışı bir olay mı olduğunu sordu. Ben de kendisine silahının yeni olduğunu ve zamanla bunun aşınarak daha yumuşak bir hale geleceğini söyledim. Silahını ilk alan arkadaşlar bu konularda tereddütte kalıyorlar. Sar 9X'in ya da Sar 9 Mete modelleriniz referans boşluklarına bakarak, yapısına bakarak biraz tereddütte kalıyorlar ama kimse tereddütte kalmasın. Sar 9 ve Sar 9 Mete modelleri gerçekten operasyonel ve harika bir silahtır. Sahip olan herkese kazasız belasız keyif için atışlar yapmasını dilerim arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirimler zilini açmayı ve videomu aşağıdaki beğen tuşuna basarak beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımda Sar 9x Mete'nin sahra sökümü, detaylı sökümü, tetik iğne sökümü gibi bir takım videolar paylaştım arkadaşlar. Ayrıca keyifli ve zevkli atış videolarım var. Onların da linkini şurada köşede bulunan kartlar kısmını ve video sonundaki bitiş ekranlarına ekleyeceğim. İzlemeyi unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.